İşte tarikatların nasıl bir tabloya geldiğini, artık hayatı insanları nasıl zindan ettiğini görmemiz gerekiyor. Tarikat, cemaat ilişkileri artık Türkiye'yi her yerde esir almış durumda. Yeni müfredat denen gericilik belgesi, herkesi imam yapma çabası, herkesi dinle ıslah etme çalışması, ki din işte sanıldığı gibi insanlık için şart falan değil. Dinler insanlar eliyle yaratılmıştır ve insanlar eliyle yaratıldığı için dinler insanların nasıl yorumladığıyla ilgilidirler. Tanrı inancıyla din inancını ayrıştırmak gerekir. Size bunların delillerini de ortaya koyarak bir program yapacağım. Çok değerli bir felsefeci Sadık Usta bizimle olacak bu hafta. Onun da altını çizeyim. Sevil Atasoy bizimle olacak bu hafta. Onun da altını çizmek isterim. Ve Sacit Aslan bizimle olacak. Üç ilginç konuk. Bir de sanıyorum bugün saptayacağım gününü. Yaz tatilinde çocuklar hangi kitapları okumalı? Velilerin başına bela olan bir mesele. Onu da yetkin bir isimle ortaya koyacağız. Bu hafta 4 konuk ağırlayacağız. Bir de Orhan'ı koyarsak herhalde 5 olacak. 4 günde 5 konuk nasıl yapacağız? Allah selamet versin. Bütün bunları da çözmeye çalışacağız. Bu tarikat meselesi başa bela. Gerici müfredat herkesi imam yapmak istiyor. Gençlerde faşizmin ne kadar etkili olduğunu tüm dünyada biraz sonra ortaya koyacağız. Faşizmin bir ayağı, önemli bir ayağı da din, hiç kuşku yok ki. Ve dindarlık adı altında her tarafta yapılan katliamlar. Bunun da tekrar ve ısrarla altını çizmek istiyorum. İşte bu tarikatçılar biz tebliğciyiz diye sanki bu heriflere bir görev verilmiş gibi, sanki bu heriflerin dini, bunların dini çok matahmış gibi insanlara bir şey öğretmeye kalkıyorlar. Ya bunlar yüzünden insanlar dininden, imanından tanısınlar oldular. Şu gördüğünüz pislikler oradaki insanlara giydikleri abuk sabuk kıyafetlerle, ya bunların temiz olduğuna dair elimizde hiçbir bilgi yok ha. Yani pislik içerisinde yaşadıklarına eminim. Hem kendileri, hem ideolojileri, hem tavırları insanlara da rahatsızlık veriyorlar. Kısa giyme bilmem ne. Ulan sana ne? Sen kimsin milletin kısa mı uzun mu giydiğine? Galata'ya gidiyor, turistleri tehdit eder, turistlere taciz eder bir halde oluyorlar. Bunun aynısı Londra'da IŞİD propagandası yapıldığı için korkunç bir tablo oldu. Bu tebliğci diye geçinen pislikleri görüyorsunuz. Yani bunlar artık insanda tiksinti uyandırıyor. Çünkü varlıklarıyla bile temsil ettikleri şeylerle, değer diyemeyeceğim onu, temsil ettikleri her ne varsa onunla insanların yaşam hakkını çalan, hayatı zindan eden, ne giyip ne giymeyeceklerini onlara söyleyen, bütün meseleleri kadınlar şöyle mi olsun, böyle mi olsun, bütün akıl fikir orada olan iğrenç insanlar bunlar. Bunlarla aynı havayı solumak bile zulm. Bunların Yahudileri de var, bunların Hristiyanları da var, bunların Budisti de var, bilmem nesi de var. Her dinin yobazı var ama bu yobazların iktidarı dünyanın pek çok yerinde kurumsallaşmış durumda. Kılığı, kıyafeti, cehaleti, insanda uyandırdığı tiksinti duygusunu arttırıyor. Bunların sakalını gördüğüm zaman, Ali, senin sakalına 3 nokta diyorum çünkü küfür etmek istemiyorum. Ama siz dilediğiniz gibi küfür edebilirsiniz. Küfür iyidir. Ben dava açmak istedikleri için bu küfrü etmiyorum. Ama bunların ne mal olduğunu biz biliyoruz. Bunları nerede görürseniz bunlara adlini bildirin. Kovalayın. Kovalayın. Çünkü sizin oturduğunuz yerde taciz ediyor. Suç işliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir hakları yok. Ben gidip bu herife ateizm şöyledir böyledir diye tebliğ ediyor muyum? Ben bu herife komünizm şöyledir böyledir diye tebliğ ediyor muyum? Tebliğ ne? Sen kimsin? Alçak. Neyse. Birincisi bu. İkincisi, bu daha da korkunç. Diyarbakır'da oluyor bu mesele. İnsanlar zaten acılı bir coğrafyanın parçası ve bu insanlar dans ediyor. Eğlenmek istiyor. Hayatın tadını çıkartmak istiyor. Sürekli kanla, saldırıyla, çatışmayla gündeme gelmek istemiyor artık insanlar. Hayatı yaşayabilmek istiyorlar. Ne güzel ki Diyarbakır'da hep dans olsun, hep şarkı olsun, hep aşk olsun, dostluk olsun. Hep beraber insanlar yaşasın ki duygu her şeyin önüne geçsin. Sevgi tanışmayla olur. Dans etmeden kimse zarar görmez dans etmekten. Ancak tarikat, cemaat, tekbirleri bu saldırganların IŞİD'den hiç farkı yoktu. İşte ona da bakalım, Ali videoyu alamadıysak yanında ver. Evet.
Evet, orada çok güzel bir kadın sesi duydum. Söylediği mükemmel. İyi olan hiçbir şeye tahammülleri yok diyorlar. Hakikaten devleti arkalarına aldıkları için hayatta güzel olan hiçbir şeye tahammülü yoklar. Gençler çimenlerin üzerinde belki piknik de yaparak dans ediyorlar. Küçük portatif koltuklarını getirmişler. Kızlı erkekli, yani görmek istediğimiz en güzel tablo. Belki birbirlerine aşık oluyorlar, belki kalpleri küt küt atıyor. Bir heyecan duyuyorlar, bir dostluk duyuyorlar. Yani hayatın tadını çıkartmaya çalışıyorlar. Yani insan olmanın şu geçici olan ömürde gençliğin en güzel olan halinde bunları yapmaya çalışıyorlar. Öteki tarafta tekbir getirerek güzel olan her şeye düşman olanlar saldırıyor. Ve bütün bunları yaparken... Tüm bunları yaparken gözleri şeyden dönmüş, nefretle dönmüş. Beni düşündüren ne biliyor musunuz değerli dostlar? Ya bunların önünde silah, bunların önünde bıçak vesaire her şey olabilir. Ve gençler orada savunmasız. Ve devlet bütün bu meselelerde bunları tek tek bulabilir. Ve bütün bunlara hak ettikleri cezaları vermek gerekir. Ama bunlar devlet koruması altında, ideolojik olarak da koruma altında oldukları için azgın gericilik dünya güzeli genç insanlara saldırarak hırsını alıyor. Biliyor musunuz? Orada hırslandıkları şey şu: neden bu güzel, akıllı, hoş insanlar, bu kadınlar, bu güzel çocuklarla beraber oluyorlar? Niye biz mahluklarla olmuyorlar? Soru basit. Çünkü siz mahluksunuz. Sizin din dediğiniz şey zorbalık. Sizin insanların dinini çalmış olduğunuzun bile farkında değilsiniz. Bir işte yok Allah'a ekber bilmem ne der. Ne yaptı o insanlar size? Size ne? İşte devlet burada olmalı. Devlet suçsuz insanların canını okuyacağına, kayın bilmem ne atacağına, Diyarbakır'da çok da güzel çimlerin üstünde, çok da güzel eğlenen gençleri korumakla yükümlü. Bu alçakları bulmakla yükümlü. Ama nerede bulunsalar bile nasihat ediliyor, yanakları okşanıyor, sonra bırakılıyor. İşte memleketin tarikatlarla, cemaatlerle ne kadar hazin bir tabloda olduğunu bir kez daha görüyoruz. Gericilik hayatın her alanında saldırganlığı ve şiddeti ortaya koyuyor. Ve mekanlar arttıkça, din söylemi arttıkça vicdan ortadan kalkıyor, insanlık ortadan kalkıyor. Bir başka örnek yeni çıktı başımıza. Bu tuhaf tip peygamberin torunuyum diye dolaşıyor. Çok acayip beyanlarda bulunuyor. Herifin tip değil daha zaten. Böyle garip bir şekilde giyinip ortada dolaşıyor. Şimdi zikir mikir yapmaya başladı. Gençleri etkiliyor. O kadar saçmalığın dibine vurdu ki buna nasıl inanıyorlar ben de anlamış değilim. Yani tabii gençler nihilist, yani hiççilik denen, kendini yok sayanlar kolay elde ediliyorlar. Çünkü iş yok, gelecek yok. Türkiye'de anlamlı hiçbir şey yok. Sokakta saldırıya uğruyorlar falan. Bu herifin adı Ebu Selam mı neyse. Bu da garip garip zikirler yapıyor. Türkiye'nin her yanında, bakın Türkiye'nin her yanında kontrol edilemez seviyede bir tablo var. İkiye ayırıyoruz bunları. Bir tanesi bu şey gibi, bunlar gibi Müslümanlık çatısı altında Türkiye'de tarikatlar eliyle sapkınlığa gitmiş olanlar var. Bir de İşte yoga, Budizm, transandantal yapılarla birlikte modern dinler dediğimiz, seküler dinler dediğimiz, hatta bazılarının laik dinler dediği garip tarikatlaşmalar var. Bunların kitapları var. Fevkalade tehlikeli bir tablo. Bunu bir kez daha büyüteç altına alacağız. Sadık Usta Bey'le de belki bunu konuşuruz. Önemli bir sorun bu. Önemli bir olgu bu. Bunlara inanan, bunların peşine düşen insanların aramızda olması ve ötekiler gibi saldırmasa da bunların da beyaz yakalılara, gelir seviyesi yukarıda olanlara etkiledikleri falan son derece tehlikeli bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun da altını çizmek isterim.